Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bütçe rakamları üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Merkezi yönetim bütçesi rakamları bugün itibariyle geldi. İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin'le birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Nilüfer, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Açıl, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bütçe rakamları elbette biraz aylık kaymalar da içeriyor. Ancak genel perspektifte baktığımız zaman özellikle Temmuz ayında yılın ilk yarısı itibariyle güçlü artış getirmiş olan vergi gelirlerinin bir miktar düşük artışla yol aldığını, sadece %11 civarında bir artış kaydettiğini görüyoruz. Bu bir. İkincisi, özellikle hem ÖTV'de hem de harçlardaki yavaşlamanın da bu bütçe performansı üzerinde doğrudan yansıma yarattığını söylemek mümkün. Elbette iş günü sayısındaki azlık da burada belirleyici faktörlerden bir tanesi. Açıl, bütün bu söylediklerine ek olarak belki şunu da dikkate almak lazım. Biz bütçede gelir rakamını yıllık kıyaslamalar üzerinden takip ediyoruz, performansın nasıl gittiğini. Ama burada geçen yılda da pandemi nedeniyle belli dönemlerde hem ekonomik aktiviteden kaynaklı hem de verilen bu vergi ötelemesi ve benzeri kararlar kaynaklı olarak bir takım olağan dışı durumlar da yaşanmıştı. Biz zayıf bir bazla kıyaslaya geldik şu zamana kadar bütçeyi. Ama şimdi artık yavaş yavaş geçen yılın da bütçe rakamlarına dönüp baktığımız zaman Temmuz ayından itibaren biraz daha normal bütçe rakamları görmeye başladığımız bir dönem. Dolayısıyla yıllık kıyaslama yaparken gelir artışlarında örneğin bunu da dikkate almak lazım. O yıldan yıla yaptığımız kıyaslamalarda yüzdesel değişimlerdeki ivme kaybında biraz bu baz etkisinin de devrede olduğunu dikkate almak lazım. Ama bunun yanında senin de belirttiğin gibi bir miktar tabii otomobil satışlarında bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Genel olarak iktisadi faaliyette de Temmuz ayı bayram etkisinden dolayı biraz daha önceki aylara göre ivme kaybının olduğu bir dönem. Bunun da etkisini görmüş olabiliriz ama hani Temmuz ayı sonuçta aktivitesi illa Temmuz ayı bütçesine de girmiyor. Bazı vergilerde kaymalar oluyor. Dolayısıyla biz aslında Haziran'ın da aslında ekonomik aktivitesinin resmini Temmuz ayı vergi performansında biraz görüyoruz. Dolayısıyla bu yorumda yani Temmuz ayının özelindeki bayram etkisi de bütçe gerçekleşmeleri üzerinde tam yani %100 etkili olmamış olabilir. Onu da dikkate almak lazım. Gider tarafında da bir yavaşlama var. Özellikle burada sosyal güvenlik açık finansmanının geçen seneye göre düşük gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla yıldan yıla kıyaslamada burada da bir frene basma var. Ama dediğim gibi nasıl gelir tarafında pandemi kaynaklı bu baz etkileri devrede ise gider açısından da aynı şeyi söylemek mümkün. Sosyal güvenlik açık finansmanın geçen sene yüksek ama bu sene düşük olması Temmuz ayı özelinde bir miktar bu pandemiyle ilişkili bir kararlar veya uygulamalarla da izahat bulabilir. Genel olarak baktığımız zaman da 12 aylık bütçe açığının şu anda %2'nin biraz altında olduğunu görüyoruz. Hatırlamak gerekirse de resmi hedef %3,5, hatta o da aşağı revize edilmiş bir rakam. Yani %4'ün üzerinde bir bütçe açığı hedefi vardı resmi olarak. Daha sonradan bu 3,5'a revize edilmişti. Şu an %2'nin altındayız. Yılın kalanında da belki ufak ufak yükselişler devam edebilir ama aslında %3,5 normal şartlarda göreceğimiz bir rakam olmazdı bu sene. Ama muhtemelen bir takım belki teşviklerin devam etmesi, bütçedeki alanın çeşitli maksatlarla yani teşvik olabilir. İlla iktisadi faaliyeti teşvik değil ama işte bu TÜKRAS'ı varlıkları getirilerini teşvik edecek stopaj indirimi gibi bir takım uygulamalar var. Bunların devam ettirilmesi, Eşel Mobil uygulamasının devam ettirilmesi gibi bir takım şeylere, farklı makro göstergelere verilen önem sebebiyle bütçede böyle bir kullanım yapılmasına alan açıyor. Bunun değerlendirmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. İki konuyu soracağım. Bir tanesi de faiz giderlerinde de çok büyük bir artış var. Son dönemin en yüksek artışlarından biri, %180 civarında artış olduğu dikkat çekiyor. Diğer taraftan sermaye giderlerinde %60 civarında artış var. Hani bunlar elbette dediğin gibi kıyaslamayı baz etkisi üzerinden de baktığımızda, hesapladığımızda anomali gösteriyor bize. Ama özellikle faiz giderlerindeki yükseliş önümüzdeki dönemde ne kadar bizimle birlikte olacak, ne kadar etkin olacak? Bir hızlıca bunun yorumunu alayım, sonra bir sorum daha var.
Tabii faiz giderleri aslında son 2 senedir dikkat çekici bir şekilde yükseliş eğiliminde. Bunda faizlerdeki yükseliş, işte bazı vadelerle de ilgili bir, yani vadenin kısalmasıyla da ilgili bir durum var. Çünkü işte uzun vadeli tahvil faizlerinde görece daha düşük faizler olurken kısa vadeli borçlanmaya ağırlık verilmesiyle burada faiz şeyi de, maliyeti de tabii biraz daha yükselmiş oluyor. Bunun da etkisi var. Biz bir süre daha borçlanmanın vadesini yayamadığımız sürece bu taraftaki artış tabii ki devam edebilir ve bütçede de etkili olmaya devam edebilir. Diğer soruysa, özellikle enflasyonla mücadele ederken bütçenin durumu ve para politikası arasındaki ilişki. Bir tarafta para politikasında %19'da bir faiz var. Tartışılıyor enflasyon buraya gelip yaslandığı için. Öbür tarafta da bütçede nispeten geçtiğimiz dönemde öngörülenin daha sıkı bir bütçe politikası söz konusu. Dolayısıyla bu ikisini üleştirerek baktığında ortaya çıkan tabloyu enflasyonla mücadele anlamında nasıl değerlendirirsin? Sürdürülebilir mi önümüzdeki dönem açısından? Bir de onu sorayım. Aslında bütçede tabii ki gider tarafında daha yüksek artışlar görebilirdik. Burada bir miktar en azından frene basıldığına dair işaretler var. Ve bütçe açığının veya faiz dışı açığın önceden öngörülene kıyasla daha düşük seyretmesi bu anlamda enflasyonla mücadeleye tabii ki destek veriyor. Ama bütçenin beklenenden çok daha iyi gitmesinin dikkat çeken bence en önemli sebebi ekonomik aktivitenin güçlü seyretmesi. Bu vergi gelirlerini ciddi oranda etkiliyor ve bütçenin de olumlu seyretmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla bütçe disiplini ve bunun enflasyona vereceği destek diye baktığımız zaman, hani ben çok büyük bir beklenti veya bütün enflasyon görünümünü değiştirebilecek kudrette bir farklılık veya bir politika görmüyorum. Ama şu önemli tabii, en yakın örneğini hafta sonu bu ÖTV ile ilgili karar da gördük. Otomotivde alınan karar gelirleri bir miktar gelir feragatı anlamına gelirken enflasyona da elbette ki bir fren veya hatta düşürücü bir etki yapma kapasitesi taşıyor. Buna imkan veriyor. Bu anlamda hani bütçe ile enflasyon ilişkisini belki hem bu ÖTV kararı, hem Eşel mobil sisteminin devam ettirmesi, hem hizmette bir takım KDV muafiyetleri tanınmıştı pandemi döneminde. Bunlar sona ermesi gerekirken süresi uzatıldı. Belki biraz daha da uzatılacak. Bu tip kararlarla enflasyona dolaylı bir destek, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar üzerinden verilen destek açısından elbette bütçede böyle bir disiplin, göreli bir disiplin uygulanması ve alan olması enflasyonla mücadeleye bu anlamda tabii ki bir katkı sağlıyor. Bu arada yarım bırakmamak adına enflasyon %19 seviyesinin de biraz üzerine çıkabilir diye biz önümüzdeki aylarda düşünüyorduk. Fakat burada ve tabii ki bu politika faizinin enflasyonun üzerinde belirlenme stratejisini acaba nasıl etkiler, bu kapsamda bir faiz gözden geçirilebilir mi sorusunu bu tablo gündeme getirirken, şimdi bu son ÖTV düzenlemesiyle birlikte otomotivdeki tekrardan enflasyonun politika faizinin altında seyretmesi imkanı ortaya çıkmış oldu. Bu da önümüzdeki dönemde ben Merkez Bankası'nın elini rahatlatan önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bir süre daha belki faiz indirimi yapılması, çok veriler, enflasyon patikası dikkate alındığında belki çok mümkün olmayabilir. Ama en azından işte bu sene sonu için %17 civarında ancak gerileyebilir diye son dönemde konuşmaya başladığımız yıllık tüfe enflasyonun biraz daha aşağıda oluşmasına imkan verebilir. Ve belki de son aylarda bir faiz indirimini tekrardan gündemimize almamızı mümkün kılabilir. Olursa hangi ayda beklersin? Yani Ekim ayından itibaren enflasyonda bir düşüş imkanı oluşuyor bizim hesaplamalarımızda. Kasım biraz daha belirgin düşüş. Yani enflasyonda düşüş olsun, faiz öyle indirelim yaklaşımında olursa Merkez Bankası, son aydan önce olması çok mümkün görünüyor. Çünkü Kasım enflasyonu da biliyorsun Aralık'ta görüyoruz. Ama ben onu, piyasa şartları el verirse o gerçekleşmenin bekleneceğini çok düşünmüyorum. Muhtemelen son çeyrek başlar başlamaz bir indirim tartışmaya başlanır, gündeme gelebilir.
Nilüfer Sezgin, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız